Herkese merhaba. Hoş geldiniz. Saatimiz 2 oldu. Çok yoğun bir şekilde katılım artıyor. 1-2 dakika müsaadenizi isteyelim. 1-2 dakika içinde sayının yükselmesi en azından belli bir stabilliğe erişildiğinde başlayalım. Beklediğiniz için teşekkürler. Evet, yavaş yavaş başlayalım. En azından bir tanışma kısmımız var. O kısmı geçerken de diğer katılımcılarımız katılmış olur ki şu an 185 katılımcı düzeyine geldik. Dolayısıyla başlayabiliriz. Öncelikli olarak herkese iyi hafta sonları diliyorum. İyi haftalar, iyi haftalar diliyorum. Özür dilerim. Cuma gününden kopamadan geliyoruz. İyi haftalar diliyorum, sağlıklı günler diliyorum. Bugün önemli bir konuyu konuşmak için toplandık. Kimler sizin için bu sunumu yapacak? Ben Profesör Doktor Onur Balcı, Sistem Global Danışmanlığın mutfaklarından biri olan Sistem Global Teknoloji'nin genel müdürüyüm. Aramızda yine Sistem Global mutfaklarından olan vergi denetim bölümünden bölüm başkan yardımcımız Ülkü Şengül Hanım var. Ve yine aynı bölümden kıdemli vergi müdürümüz Merve Özdemir Hanım var. Gözde Hanım aramızda olamayacak. Onun da buradaki rolünü ben almış oluyorum. Gözde Hanım da yine bizim mutfağımızdan kıdemli uzman arkadaşımızdı. İlk olarak isterseniz katma değerli yatırımlar için hamle programı webinarımıza geçmeden, programımıza geçmeden önce bu webinarı verecek kurum kimdir? Bir kısa tanıtmak isteriz kendimizi sizlere. Bu sene 25. yılını kutlayan Sistem Global Danışmanlık 1996 yılında Ankara'da kurulmuş ve temelini aslında mali hizmetler üzerine, vergi denetim üzerine atmıştır. Ancak çok hızlı bir şekilde 2000'li yıllar sonrası odağını Ar-Ge teknoloji çalışmaları üzerine çevirmiş. Ve Ar-Ge teknolojiyi aslında merkezine alarak dört temel mutfakta konuyu geliştirmiş. Bunlardan biri yine yapısında özellikle mali müşavirler, yeminli mali müşavirler, danışmanlık ve regülasyon alanında hizmet veren ekiplerden oluşan bir vergi denetim bölümüyle taçlandırmış. Daha sonra buna Ar-Ge teknoloji ekibini katmış. Daha sonra hukuk ekibini katmış ve daha sonra da fikri sınav mülkiyet hak alanındaki çalışmalarıyla bugünkü 300 kişiden fazla Türkiye'de 8 şube Avrupa coğrafyasında Londra, Brüksel ve Berlin'de kendi ofisleri, Asya Pasifik coğrafyasında Singapur ve Japonya'da çözüm ortaklarıyla ofislerinde aslında hem globalleşen hem de yerelde büyüyen bir şirket haline gelmiştir. Hem kamu nezdinde hem de Türkiye'deki büyük STK'lar nezdinde referansları bulunan ve 1500'den fazla danışan müşterisiyle de hizmet veren bir pozisyonda devam etmektedir. Temelde danışmanlık ve uyumluluk yani regülasyon alanında iki ana çerçevede hizmet vermektedir. Uyumluluk alanında özellikle vergi denetimin, hukukun, bordro çözümlerinin, mali uygulamaların ve patent üzerine uygulamaların hizmetleri varken
Özellikle teknoloji tarafının ağırlıklı olarak danışmanlıkta bulunduğu Ar-Ge ve tasarım merkezleri, teknoparklar, ulusal ve uluslararası fonlar, yine patentlerin değerlemesi, ticarileştirmesi, M&A süreçleri ve bu konudaki sürecin yönetilmesi gibi iki temel eksende hizmetlerini devam ettirmektedir. Bunu yaparken İstanbul, Bursa, İzmir, Ankara, Antalya, Kayseri, Adana ve Gaziantep şubeleriyle yerelde, demin de bahsettiğim gibi globalde de özellikle Avrupa'da Brüksel, Berlin ve Londra ve Singapur, Japonya ofisleriyle de bu hizmetlerin bir benzerini aslında globalde ve yerelde devam ettirebilmektedir. Evet, şimdi 220 kişiye ulaştık. Ben çok teşekkür ediyorum tüm katılımcılarımıza ve 2'yi 5 geçtik. Şu an için direkt olarak konumuzla devam edebiliriz ama ben temel bir uyarıyla, iki aslında hatırlatmayla devam etmek istiyorum. Birincisi, bir meeting, toplantı ortamında değiliz, webinar ortamındayız. Dolayısıyla sizden canlı olarak soru alamayacağız. Fakat sorularınızı yazılı olarak alacağız. Burada da sizden ricam, ekranınızın altında olan chat ekranını değil, hemen onun yanında olan Q&A olarak adlandırdığımız soru cevap ekranını kullanmanızı rica ediyorum. Çünkü soruların sayısına bağlı olarak hepsini cevaplayamayabiliriz. Bir kısmını yazılı olarak sonra cevaplamamız gerekebilir. Bu durumda chat ekranındaki sorular kayıtlı kalmamaktadır. Ama Q&A ekranındaki sorular daha sonra bize düşmekte ve bunları yazılı olarak ilgili sahiplerine cevap olarak dönebilmekteyiz. Bu nedenle lütfen sorularınızı chat ekranından değil, Q&A ekranından sorun. Bir diğer hatırlatmam da, bunu soracaksınız muhtemelen, en baştan cevap vereyim. Sunumu paylaşıyoruz. Sunumu şöyle paylaşıyoruz. Biliyorsunuz Sistem Global'in hizmetlerini dijital ortamda yürüttüğü bir e-danışman, danışmanlık ve servis platformu var. Bu platforma ücretsiz üye olmanız durumunda biz hem bu sunumun canlı kaydını hem de sunumun kendisini, şu an Merve Hanım'ın paylaştığı sunumun kendisini e-danışman platformumuzda paylaşacağız. Bunu da sizler sormadan ben iletmiş olayım. Evet, bugünkü konumuz çok net hamle programı. Bundan yaklaşık 1,5 ay önce büyük bir hamle webinarı daha yapmıştık ama o zaman yine heyecanlıydık fakat bu kadar heyecanlı değildik. Bugün bu kadar heyecanlı olmamızın temel sebebi yaklaşık bir yıldır beklediğimiz ve 26 Şubat tarihindeki resmi gazetede yayınlanan öncelikli alan tebliğ ve sonrasında yapılan istişare ve toplantılarda ki sunumumuzda da vereceğiz. Bu yılki 2021 yılının çağrı planının açıklanması. Nedir hamle programı? Hamle programı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Verimlilik Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen bir yeni nesil yatırım teşvik programı. Neden yeni nesil yatırım teşvik programı dediğimi de biraz sonra detaylarıyla açıklayacağım. Ancak her yatırım teşvik programında tabii imalatın desteklenmesi, yatırımın desteklenmesi unsurları varken bu yatırım teşvik programında altı çizilen ithalat bağımlılığının azaltılması, İhracat kabiliyetinin arttırılması, firmalarımızın rekabetçiliğinin ve teknolojik iş yapabilirliğinin arttırılması ve özellikle küresel talep trendlerine ayak uydurmalarının sağlanması gibi çok daha net, çok daha sonuç odaklı bir tanımlama olduğunu söyleyebiliriz diğer yatırım teşvik programlarından farklı olarak. Ve aslında 3305 sayılı yatırımlarda devlet yardımları hakkındaki karar ve 9495 sayılı proje bazlı yatırımları destekleme kanunu üzerinden yürütülen bir mevzuatı var. Fakat bu mevzuatları çok dikkatli okumak gerekiyor. Bu mevzuatlar hamle.gov.tr sitesinde de mevcut. Çok uzakta aslında aramaya burada gerek yok. Hamlenin kendi sitesinden, belgeler kısmından bunları indirebilirsiniz. Fakat bu mevzuatlarda 2019 Ağustos ayında yapılan bir değişiklikle hamleye özel maddeler koyulmuş durumda. Bu mevzuatı okurken lütfen klasik bölgesel teşvikler, klasik stratejik bazlı teşvikler veya klasik proje bazlı teşvikler gibi okumamak lazım mevzuatı. Hamle ile ilgili maddelerin altını çizerek okumak lazım. Veyahut bununla ilgili bir sıkıntı ya da bir görüş almanız gerekmesi durumunda bizlerle veya vergi denetim mali ekiplerimizle iletişimde olmanızı tavsiye ediyoruz. Şimdi
Süreç demin de bahsettiğim gibi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülüyor ve koordine ediliyor bütün süreç. Hamle.gov.tr bakanlığın sitesi, şu an bu sitenin ön yüzünden bir görüntü sizlere aslında yansıttık. Bu siteye girdiğiniz zaman birçok soruya cevap bulmanız mümkün. Ancak etkinliğimizin de webinarımızın da sonuna sakladığımız ufak bir sürprizimiz var. Bunun bir tanesini açıklayalım aslında. Merve Hanım'ın güzel bir simülasyonu var. Merve Hanım örnek bir yatırım üzerinden acaba ne kadar teşvik sağlanabilir, ne kadar hibe sağlanabilir? Herkesin kafasındaki soru olduğunu düşündüğüm soruya yanıt veriyor olacak. Çünkü biz teorik olarak bazı şeyleri anlatabiliriz, evet. Ama günün sonunda burada ciddi bir yatırım tutarından bahsediyoruz. Bunun da sizin firmalarınızın amortisman sürelerinde, firmalarınızın başa baş ve kâra geçiş noktalarının hesaplanmasında bir değeri ve önemi var. Burada da buradan neyin ne kadar döndüğü Merve Hanım'ın yaptığı bir örnek hesaplama üzerinden devam edilecek. Aslında bununla birinci sürprizle ilgili bir spoiler vermiş olalım. Fakat ikinci sürprizimiz sürpriz kalsın. Bizim önemsediğimiz bir geliştirmemiz var. İki geliştirmemiz var aslında. Bunlar hakkında bir bilgilendirme yapacağız diyelim ve bir televizyonculuk mantığıyla sürprizleri sona saklayarak ilgiyi sonuna kadar tutmaya çalışalım. Program ilk açıklandığında ekranda da gördüğünüz gibi 8 tane temel öncelik alanı belirlendi. Makina, bilgisayar, elektronik, optik, elektrikli teçhizat, eczacılık, kimya ve ulaşım araçları bu 8 alan olarak belirlendi. Ve bakanlık 26 Şubat'ta çıktığı tebliğde de bu 8 alana sadık kaldı ve bu 8 alan için bütün öncelikli alan listesini yayınladı. Sonra da bunları 4 alt alana böldü. Şimdi bunların ne demek olduğuna bakacağız. Şimdi burada bakanlık bunu yaparken tabii konunun hamle programının ana ruhu ithal ikamesi yaratmak. Birincil hedefi milli teknoloji hamlesine katkıda bulunmak ve yurt dışından ithal ettiğimiz ürünlerin ikamelerini sağlamak. Burada da bakanlık 919 tane ürün ve birçok sayıda yenilikçi teknoloji alanı belirledi. Bu 919 tane ürün ve yenilikçi teknoloji alanlarının Türkiye'ye ithalat karşılığı yıllık dış ticaret yarattığı dış ticaret açığı 51 milyar dolar. Bu son 5 yılın ortalaması ki bu giderek de artıyor. Yüksek teknolojik, orta yüksek ve yüksek teknoloji alanlarında olduğu için. Dolayısıyla bu hamlenin amacı 51 milyar dolar yıllık cari açığı aslında engellemek. Bu açıdan da gerçekten milli bir görev olduğunu söylemek mümkün. Peki, çağrı planı ne demek? Şimdi önce şundan bahsedelim isterseniz. Demin 8 tane alandan bahsetmiştim. Bakanlık bu 8 alanı 4 alt alana böldü. Bunların bir tane ilkini mobilite olarak belirledi. İkincisini sağlık ve kimya olarak belirledi. Üçüncüsünü dijital dönüşüm olarak belirledi. Dördüncüsünü de çok pardon. Üretimde yapısal dönüşüm olarak belirledi ve bu 8 alanı bu 4 alan altına dağıttı. Örneğin ne yaptı? Mobilite çağrısında ulaşım araçları, elektronik, elektrikli teçhizat ve makine sektöründen 152 tane GİTİP kodunu aldı. Bu 919 GİTİP kodunu 152 tanesini aldı ve bu çağrı bu başlık altına değerlendirdi. Sonra dönüldü. Eczacılık, tıbbi cihaz ve kimya için sağlık ve kimya ürünlerini belirledi. Sonra yine aynı şekilde bu 8 alandan ilgili üst başlıklara olacak şekilde bir bölümlendirme yaptı. Burada önemli olan şu, bakanlıkla geçen hafta yapılan toplantıda mobilite çağrısının yani bu 152 ürünlük ve 30'a yakın yenilikçi teknoloji alandan oluşan çağrının Mart sonu takvimini işletme kararı aldı. Yani artık şöyle diyelim, kum saati ters çevrildi ve mobilite çağrısı için süreç işlemeye başladı. Ki burada 140 günlük bir süreç belirledi her çağrı için ve bu 140 günlük sürecin zaten detaylarını biraz sonra da bahsedeceğiz. Burada demek istediğim şu, mobilite çağrısında yatırım yapmak istediğimiz bir ürünümüz var ise ki şu an
Bu listede bunların sadece 10 tanesini görüyoruz. Aslında bunlardan 152 tane var. Var ise bir an önce yatırım kararımızı verip yatırımla ilgili çalışmalarımızı başlatıp dosya hazırlığına başlamak lazım. Çünkü takvim oldukça hızlı işleyecek ve karar verme sürecimizle dosya hazırlama sürecimiz arasında çok da düşündüğünüz gibi bu 140 günün önemli bir kısmı dosyanın değerlendirilmesiyle ilgili kamu kendi tarafında ayırdığı kısım var. Dosyanın hazırlık kısmı aslında o kadar da beklediğiniz gibi uzun değil. Dolayısıyla çalışmalara şimdiden başlamak lazım. Şimdi Hamle.gov.tr'nin altında çağrı planı tarafında bir arayüz var. Ve burada bütün ürünler, mobilite, sağlık, kimya, dijital dönüşüm ve yapısal dönüşüm altında konumlandırılmış durumda. Buraya girip bütün GİTİP kodlarını ve yenilikçi teknoloji alanlı ürünlerini görmek mümkün. Merve Hanım, bir geriye gelmemiz mümkün mü? Şimdi çok önemli bir nokta, altını çizeceğimiz bir nokta. Bu yatırım teşvik programının ruhu şu değil. Benim bir ürünüm var ve bu ürüne yatırım yapmak istiyorum. Hamle programı ben geldim. Değil. Burada GİTİP kodları var. Bu GİTİP kodlarında ürettiğiniz veya bakın bu çok önemli, veya yatırım yapmak istediğiniz GİTİP kodunun olması lazım. Yani siz başka bir şey üretiyor olabilirsiniz ama farklı bir sektöre ya da kendi sektörünüzün bir yan dalına geçmek istiyorsunuzdur. Bu GİTİP kodlarında bunu da arayabilirsiniz ama GİTİP kodlarında veya bir sonraki slayttaki yenilikçi teknoloji alanında eğer ürününüz yoksa bu programa dahil olamıyorsunuz. Bu çok net olarak altını çizilen, bakanlığın da altını çizdiği kırmızı çizgimiz aslında. Zaten eğer bu şekilde değil, bu şeklin dışında bir ön başvurusu yaparsanız ön başvuruda elenmekle karşı karşıya kalmanız mümkün. Burada dikkat edilmesi gereken husus, GİTİP kodları çok net. Bir o slaytta kalabilir miyiz Merve Hanım? GİTİP kodları çok net. Fakat burada muallak olan, yoruma biraz daha açık olan yenilikçi teknoloji alanları. Yenilikçi teknoloji alanlarının içerisinde bazı tanımlamalar yapılmış. Çok net ürün tanımlamaları değil bunlar. Teknoloji tanımlamaları. Dolayısıyla kendi yapacağınız yatırımın burada değerlenip değerlenmeyeceğini görmek açısından istişare etmekte fayda olduğunu düşünüyorum. Şimdi bu slaytı bilerek koydum. Süreç ilerlerken şöyle bir tarihçesinden bahsedelim size isterseniz. 2019 Eylül ayında mevzuat çıktı. 3 Ekim 2019'da da ilk çağrı yayınlandı ve 2020'nin Ocak ayında değerlendirmeleri bitti ve iki aşamalı olarak 2020'nin sonbaharında ise ilk programda desteklenen 20 firmanın, bakın altını çiziyorum, ilk programda 20 firma desteklendi. 20 firmanın sonuçları açıklandı. Ancak süreç ilerlerken arada bir mevzuat değişikliği yaşandı. Ben bu açıdan önemsediğim için bu slaytı yer verdim. Mevzuat değişikliğinde şunu dedi. Yatırım için yapılan aynı tesiste üretilmesi hedeflenen temel ürün, yani burada GİTİP koduna konu olan temel ürün dışında diğer ürünler proje bütünlüğünü bozmamak kaydıyla üretilebilir, yatırıma konu edilebilir, Ar-Ge'ye konu edilebilir dendi. Yani bu GİTİP koduyla yaptığınız yatırımın içerisinde proje bütünlüğünü bozmadan özellikle temel ürünün, yani GİTİP kodunun ana girdisi olan projenin projeye konu olabilecek, aynı parkurda üretilebilecek veya bu proje çıktısı GİTİP kodunun katma değerini arttırabilecek düzeyde bir ilave üretim varsa aynı hat içerisinde bu program kapsamında da dahil edilebilir dendi. Hani bu mevzuatta yapılan çok önemli bir değişiklik, o yüzden bu vurgulamak istedim. Şimdi hamlenin destek kapsamı bir demin de bahsettiğim gibi bir hibrit program. Bir hibrit program olduğu için yatırım destekleri ve Ar-Ge destekleri olarak iki temel başlıktan oluşuyor. Yani bu program içerisinde yatırım yapabilirken Ar-Ge'de yapabilirsiniz. Yatırım teşviklerden biraz sonra Ülke Hanım ve Merve Hanım'ın bahsedeceği istisna ve teşviklerden faydalanabilirsiniz. Ama KOBİ iseniz eğer, altını çiziyorum, KOBİ iseniz
KOSGEB'in stratejik ürün destek programına da hibe için başvurabilirsiniz. Sıfır faizli kredi için başvurabilirsiniz gibi bir durum karşımızda var. Özetlemek gerekirse programın ana bir kalabilir miyiz o slide'da? Birkaç cümlem daha var. Öyle Ülke Hanım'a devredeceğim sözü zaten. Programın ana yapısına tekrar bakacak olursak bir tabii ki ana merkeze oturtacağımız bir yatırım konusu var. Biraz önce bahsettiğim GİTİP ve teknoloji alanlara uygun bir yatırım konusu var. Bu yatırım konusunu merkez alarak bu yatırıma konu olan teknolojiyi geliştirebilmek, öğrenebilmek için bir Ar-Ge projesi verebiliyorsunuz. Nasıl verebiliyorsunuz? TÜBİTAK 1511 Teknohamle projesi kapsamında ki bu biliyorsunuz daha önce öncelikli alan projesiydi. Şimdi o kapatıldı. Sadece hamleye başvuran firmalar buna başvurabiliyor. TÜBİTAK 1511 projesi kapsamında bir proje hazırlayabiliyorsunuz. Bu projeyle ya yatırım yapmak istediğiniz konuyu geliştirmek veya iyileştirmek için bir Ar-Ge projesi verebiliyorsunuz. Büyük veya KOBİ olmaksızın bu programa başvuru yapabiliyorsunuz. TÜBİTAK 1501-1507'yi büyük kuruluşlar için kapatmış olabilir. Ancak bu programa özel büyük kuruluşlar tekrar buraya üst limiti olmaksızın. Bakın geçen çağrıda 10 milyonluk 15 milyon liralık projeler verdik. Yaklaşık 6 milyon 7 milyonluk destek alan firmalarımız oldu. Hani bu TÜBİTAK projeleri için şu an çok büyük rakamlar. Ancak hamle programı içerisinde böyle bir özel değerlendirmeye tabi tutup firmaların gerçekten Ar-Ge'lerini yatırımla birlikte yapabilmeleri için bir avantaj sağlanabiliyor. Dönüyoruz yatırım tarafına. Proje bazlı destek, stratejik bazlı destek. Ülke Hanım şimdi detayından bahsedecek. Ama o slide'da kalalım Merve Hanım. Ben geçiş yaptığımda Ülke Hanım'a sözü devredeceğim. Birkaç cümlem daha var. Burada bir amamız var. Minimum 10 milyon TL'lik bir yatırım yapmak zorundayız. 10 milyon TL'nin altındaki yatırımlar burada yapılamıyor. 10 milyon TL ile 50 milyon TL arası stratejik bazlı destek. 50 milyon TL ve üstü de burada proje bazlı destek olarak değerlendirilebiliyor. Ama önemli olan 10 milyon TL'nin altındaki yatırımların bu program için uygun olmadığı. Şu anlamada gelmesin lütfen. Proje 50 milyon TL'nin üzerine sabit yatırıma sahip olduğunda proje bazlı desteklenecek diye bir kesinlik yok. Bu Cumhurbaşkanlığı kararnamesine bağlı. Ama stratejik bazlı desteği alacağı kesin. KOSGEB tarafında ise ileride de bahsedeceğiz. Stratejik ürün desteğiyle bir yatırım yapmak mümkün. Dolayısıyla son cümlem Ülke Hanım'a devretmeden önce programa KOBİ'ler de başvurabilir, büyükler de başvurabilir, TÜBİTAK büyükler de KOBİ'ler de başvurabilir, KOSGEB'e de sadece KOBİ olan firmalar başvurabilir diyeyim. Şimdi bu yeni nesil hibrit teşvik ve Ar-Ge programının detayları ve mali unsurlarıyla ilgili Ülke Hanım'ın anlatacaklarını dinleyelim. Teşekkürler. Teşekkür ederim Onur Hocam. Ben de tüm misafirlerimize, katılımcılarımıza merhabalar diyeyim. Hoş geldiniz. Değerli vaktinizi ayırdınız bizler için. Umarım verimli bir etkinlik olur herkes için. De hamle programındaki aslında teşvikleri biraz önce Onur Hocam da ifade etti. Bir Ar-Ge kısmı var, bir de yatırım kısmı var. Ar-Ge destekleriyle ilgili ilerleyen slaytlarda birazcık daha detaylı konuşacağız. Yatırım teşvikleriyle ilgili de detaylı konuşacağız. Burada ben aslında iki tane kavramın altını çizmek istiyorum bunların detayına girmeden önce. Bir diyoruz ki destek var, bir diyoruz ki teşvik var. İkisinin birbirinden farkı ne? Aslında biz teşvik dediğimizde vergilerimizi yöneteceğimiz mekanizmayı anlamamız gerekiyor. Yani teşvik sistemleri firmaların gerek personelleri için, gerekse KDV'leri için veya kurumlar vergileri için vergisini yönetmeye yarayan enstrümandır vergi teşvikleri. Destek dediğimizde de kuruma aslında dışarıdan gelen hibelerdir. Yani biri cebinizdeki parayı tutan mekanizmalardır teşvik sistemleri. Vergi adı altında ödemeniz gereken tutarları ödemezsiniz. Diğerinde ise cebinizde para girişi sağlayan mekanizmalardır. Destek dediğimiz, hibe dediğimizde de bunu anlamak lazım. Dolayısıyla hani ne teşvik,
Ne destek? Biraz bu gözle bakıyoruz biz meseleye. Şimdi yatırım teşvikleri boyutunda da değerlendirdiğimizde hamleyi, hamle aslında tam olarak hibrit bir yapı. İçinde birçok aslında mekanizmayı tek çatı altında birleştirmiş bir program. Hem teşvikler var hem destekler var. ARGE desteklerini Onur Bey birazdan anlatacak aslında, ARGE ile ilgili kısımları. Şimdi yatırımla ilgili kısımları konuşacak olursak da iki tip teşvik unsuru var. Bir tanesi stratejik yatırımlarla ilgili sağlanan vergi teşvikleri, bir tanesi de aslında proje bazlı teşvik sistemi. Değerli katılımcılarımız, siz de hani çok iyi bilirsiniz, içinizde mutlaka kullananlar da vardır yatırım teşvik belgesini. Yatırım teşvik belgesi sanıyorum ülkemizdeki en eski mevzuatlardan biri. Uzun yıllardır uygulanıyor. Ne yapıyorduk? Bir yatırım yapacağınız zaman aslında başvuruyorsunuz, yatırım teşvik belgesi alıyorsunuz o yatırımınızla ilgili. Ve sonra da aslında bunun karşılığında da çeşitli vergi teşvikleri oluyor. Ne oluyor? O yatırım teşvik belgesinde o yatırım için aldığınız makine teçhizatta KDV ödemiyordunuz, gümrük vergileri ödemiyordunuz. Bu bizim genel yatırım teşvik belgemizdi. Sonra bu aslında bir tür değişti. Dedi ki kanun koyucu, bunu o zaman biz bölgelere kıralım ve bölge bazlı farklı oranlarda uygulayalım ve içine de yeni tatlandırıcılar katalım. Ve Türkiye'yi 6 farklı bölgeye ayırdılar. Güneydoğu ve Doğu Anadolu en yüksek şartlarda desteklenmek üzere azala azala geldiler. Ve içine aslında çalışanların, yani bu yatırım sonucu istihdam edilecek kişilerin gelir vergilerini, SGK'larını yönetmeye yarayan, kurumlar vergisini firmaların yönetmesine yarayan argümanlar da eklendi. Ve aslında bir tür daha gelişmiş oldu yatırım teşvik sistemi. Sonra da aslında 3305 sayılı kararla stratejik yatırımlar girdi hayatımıza aynı kararın içinde. Ve orada çeşitli tanımlamalar yapıldı. Buradaki temel motivasyon da neydi? İthal bağımlılığını azaltmak üzere, ithal ikamesi yaratmak üzere belli şartlar konuldu. İşte dediler ki 50 milyonun üzerinde olan, yurt içi üretim kapasitesi ithalattan az olan, en az %40 katma değer yaratan, işte son bir yılda 50 milyon Amerikan doları ithalat yapılan tüm ülkede ürünleri bir stratejik olarak destekleyeceğiz ve bunun için de çeşitli teşvikler vereceğiz bu yatırım sahibine dendi. Sonra bunun üstüne proje bazlı teşvik sistemi geldi. Stratejik yatırımlar halen yürürlükteyken. Orada da çok daha geniş kapsamlarla geldi. Teşvikler büyüdü. Sağlanan şartlar büyüdü. Artı ilk defa biz şunu gördük proje bazlı teşviklerde. Kamu alım garantisi gördük. Ve bir de hibe gördük. Yatırım teşvik sistemlerinde hibe yoktur. Yani sizin yapacağınız bu yatırımla ilgili kamu size herhangi bir destek vermez. Yatırım teşvik sistemi baktığınızda vergi teşviklerine dayalı bir mekanizmadır. Proje bazlı destekle ilk defa aslında biz sermaye desteği kavramını da duymuş olduk. Burada nasıl çalışıyordu aslında teşvik sistemleri? Siz yenileme, kapasite artırımı veya yeni bir yatırım yapacağınız zaman başvurursunuz, yatırımla ilgili teşvik belgenizi çıkartırsınız, buna göre de uygularsınız. Dolayısıyla bir davet ya da çağrı usulü yoktur. Ama proje bazlı teşvik sistemi hayata geçtiğinde bu dediler ki ya davet usulü, biz sizi çağıracağız, şu çok stratejik ve önemli bir konu, yatırım düşünüyor musunuz gibi, bunlarla biz de karşılaştık davet usulüyle. Artı kamu ne yapıyor? Bir de bir çağrı açıyor. Firmalar bu çağrılara başvuruyorlar ve o çağrı çerçevesinde değerlendiriliyor ve en nihayetinde de aslında Cumhurbaşkanı kararıyla proje bazlı teşvik sistemine firmalar dahil oluyorlar. Dolayısıyla stratejik yatırım ve proje bazlı yatırım aslında hamleyle hayatımıza girmiş kavramlar değil, hamlede birleştiler ve şartları bir miktar revize olmuş oldu. Burada da dedi ki aslında hamle programı
10 milyon üzerinde yatırım yaparsanız ben bunu stratejik yatırım sayacağım. 50 milyon üzerinde bir yatırım yaparsanız da proje bazlı yatırım olarak sayacağım. Ama Onur Bey de ifade etti. Hani yatırımın 50 milyon üzerinde olması mutlaka aslında proje bazlı desteklenecek demek değil. Yine de stratejik desteklenebilir. Ama şunu bilmek lazım. İşte 50 milyonun altında kalıyorsa yapacağınız yatırım her durumda stratejik yatırım olacaktır. Ama 50 milyonun üzerine çıkıyorsa ya proje bazlı desteklenecek ya da stratejik desteklenecek. Bu neye göre değişecek? Bu açıkçası yatırımın konusuna göre, kamunun oradaki bakanlığın değerlendirmesine göre, sizin ürününüze göre birazcık şekillenecek bir karar olacak aslında hangi çerçevede desteklenecek. Şimdi baktığımızda, bu iki dikeyde baktığımızda stratejik yatırımda ve proje bazlı yatırımda neler var? Kurumlar vergisini yönetmeye yaralıydı. Merve, bir öncekinde şuradan bir sırayla söyleyelim, sonra detay söyleyelim. Kurumlar vergisi teşviki var. Sigorta primi işveren hissesi desteği var. Her iki mevzuatta da. İşçi desteği var. Proje bazlı da yok. Gelir vergisi var. Faiz veya kar payı desteği var. Enerji var. Nitelikli personel desteği var. Sermaye desteği var. Ve kamu alım garantisi var dediğim gibi. Bunların detayına bakacak olursak ikisinde nasıl uygulanıyor? Şimdi KDV istisnası ve gümrük vergisi istisnası, bu aslında biraz önce de ifade etmeye çalıştım. Yatırım teşvik belgesinin değişmeyen ana iki tane argümanı aslında. Hani siz herhangi bir tutarda, herhangi bir yerde, herhangi bir konuda da yatırım yaptığınızda, yatırım teşvik belgesi alımına başvurduğunuzda zaten aslında KDV istisnası ve gümrük vergisi muafiyeti alıyorsunuz. Enerji desteği stratejik yatırımlarda yok, proje bazlı yatırımlarda var. 10 yıl süresince enerji tüketim harcamalarının yarısı hazine tarafından karşılanıyor. Nitelikli personel desteği yine stratejik yatırımlarda yok, proje bazlı yatırımlarda var. Brüt asgari ücretin 20 katına kadar sağlanıyor ve 5 yıl süresince uygulanıyor. Sermaye desteği de yine stratejik yatırımda yok. Biraz önce de aslında ifade etmeye çalıştım. Sadece proje bazlı yatırımlarda karşımıza çıkan bir kavram sermaye desteği. Bu da yatırım tutarının %49'unu geçmemek üzere uygulanıyor. Kamu alım garantisi de stratejik yatırımlarda yok. Yine proje bazlı yatırımlarda var. Ama şunun altını çizelim değerli katılımcılarımız. Proje bazlı yatırım aslında birazcık bakanlıkla yaptığınız müzakerelerle diyeyim, sizin yatırımınızın mahiyetine, tutarına göre şekillenen bir teşvik belgesi. O yüzden hani kamu alım garantisi var diyor mevzuat, ama sizin yatırım konunuzda hani mutlaka ki uygulanacak diye bir şey yok. Bu biraz aslında başvuru yaptığınızda şekillenen bir kavram. Vergi indirimi şu demek ki aslında, her işletme biliyorsunuz elde ettiği kazançlardan bir kurumlar vergisi ödüyor. Kurumlar vergisi oranı işte %20. Nasıl uygulanıyor bu? Ne demek vergi indirimi? Şöyle uygulanıyor. Diyor ki bir üst sınırı var. Siz diyor yapacağınız yatırım tutarının %50'si kadar kurumlar vergisi indirimini uygulamana izin vereceğim diyor mevzuat. Bir barem koyuyor. Stratejik yatırım için %50, proje bazlı yatırım için de işte yatırıma katkı oranı %200 demiş. Çok pardon. %20 olan kurumlar vergisini %90 düşürüyor aslında. Siz %2 üzerinden kurumlar vergisi ödüyor hale geliyorsunuz. Slaytımızın, sunumumuzun sonunda aslında bir örnek var. Merve Hanım birazcık daha örnek üzerinden somutlaştırmaya çalışacak buradaki vergi teşviklerini. Dolayısıyla %90 stratejik yatırımla, proje bazlı yatırımdaysa %100 olarak uygulanıyor bu kurumlar vergisini küçültme meselesi. Dolayısıyla vergi ödemiyorsunuz aslında yatırımla ilgili. İlerleyebiliriz Merve. Sigorta primi işveren hissesi desteği. Burada da hani stratejik yatırım kapsamında desteklenirse eğer projeniz,
altıncı bölgede yaparsanız yatırımı 10 yıl süreyle, diğer bölgelerde yaparsanız eğer 7 yıl süreyle asgari ücrete isabet eden kısmın sigorta primi işveren kısmı hazine tarafından karşılanıyor. Proje bazlı yatırım olarak değerlendirilirse eğer 10 yıl süreyle brüt ücrete isabet eden kısım yine hazine tarafından karşılanıyor. Dolayısıyla temel fark ne? Birinde asgari ücrete isabet eden kısım, birinde ise ödediğiniz tutar üzerinden, yani çalışanlara ödediğiniz brüt ücret neyse bunun üzerinden aslında uygulanıyor oluyor. İşçi desteği proje bazlı yatırımda yok. Bu da yine aslında çok fazla karşılaştığımız bir teşvik unsuru değil. Stratejik yatırımlarda karşımıza çıkan bir şey bu. Bir kişinin aslında ücretini brüt olarak hesaplıyoruz. Nete doğru giderken sigorta kesiyoruz, SGK primleri kesiyoruz, vergi kesiyoruz ve en nihayetinde de net ücret ödüyoruz. Dolayısıyla burada bahsettiğimiz aslında işçinin payı, hani genelde işçi payı ile ilgili teşvikler çok fazla yoktur. O açıdan bence önemli, nadir bir teşvik burada karşımıza çıkan. Yine stratejik yatırımlar da var. 6. bölgedeki yatırımlar için 10 yıl, diğer bölgelerde işte 5 yıl, 7 yıl diye değişiyor. Sizin teknoloji seviyenize göre işçinin ödediği SGK primini de bir şekilde destekliyor mevzuat. Gelir vergisi, bu da yine çalışan personelle ilgili. Burada da temel fark ne? Birinde aslında kişi limiti var, birinde kişi limiti yok. Her iki teşvik sisteminde de 10 yıl süreyle uygulanıyor ve asgari ücrete tekabül eden kısım için uygulanıyor. Yine sizin teknoloji seviyenize göre burada belirlenen bir kişi limiti var mevzuatta zikredilen. Faizde de aslında yatırımı yapmak üzere bir dış kaynak kullandığınızda burada protokol yaptığı bankalar var bakanlığın ve onların protokol imzaladığı bir bankadan kredi kullandığınızda buradaki kredi puanlarında belli bir indirim uygulanıyor. Bu da yine teknoloji seviyesine göre, işte TL mi döviz mi olduğuna göre değişiyor. Stratejik yatırımda olduğunda çeşitli limitler var. Proje bazlı olduğunda ise bir limit olmaksızın 10 yıla kadar uygulanıyor. Yatırım yeri tahsisi her ikisinde de var. KDV iadesi yine her ikisinde de var. Ne kaldı başka söylemediğimiz? Böylece toparlamış olduk. Evet evet. Güzel, siz güzel şeylerden bahsettiniz. Ben biraz daha genel ve teorik şeylerden bahsediyorum. Siz tabii konunun teşvik tarafından bahsettiniz. Ama hani yatırımcı şapkası taksam, burada özellikle yatırıma katkı oranı oldukça ilginç geliyor bana. Yani vergi indirimi tarafı ve faiz desteği oldukça ilginç geliyor. Zaten proje bazlı desteği alabilmem durumunda da nitelikli eleman ve enerji desteği oldukça cazip geliyor. Tabii bu programın, yani siz de bahsettiniz Ülke Hanım, cazip taraflarından bir tanesi de bünyesinde ilk defa bir yatırım teşvik programının hibrit bir şekilde hibeyi de içermesi. Bu hibe hem yatırım teşvik tarafından nitelikli eleman ve enerji desteğinde var, hem de TÜBİTAK ve KOSGEB'de var. Şimdi isterseniz bir bunlardan bahsedelim. TÜBİTAK 1511 Teknohamle programı. Bu programın adı değiştirildi. Normalde biliyorsunuz öncelikli alan destekleriydi. Hamle programı hayatımıza girdikten sonra adı değiştirilerek Teknohamle programına dönüştürüldü. Ve 1511 koduyla devam ediyor. Şimdi şu soru geliyor. Ben Q&A ekranından da oldukça fazla soru cevapladım bu arada. Ülke Hanım kendi anlatımını yaparken. Ancak sürekli soru gelmeye devam ediyor. Yetişebildiklerimize yetişeceğiz. Yetişemediklerimize de mutlaka yazılı olarak cevap vereceğiz. Büyük kuruluşlar başvurabiliyor. Hani öyle bir kaygı var. TÜBİTAK bize 1501 ve 7'yi kapatmıştı.
Şimdi buna tekrar başvurabilecek miyiz diye. Evet, başvurabileceksiniz. ARGE merkezi, tasarım merkezi olmak gibi bir ayrım söz konusu değil. ARGE merkezi de olsanız, ARGE merkezi olmasanız da, büyük kuruluş da olsanız yeter ki biraz önce bahsettiğim GİTİP kodlarına yatırım yapın ve bu yatırım bir ARGE'yi içersin, bir ARGE ihtiyacını içersin. Bu ARGE ihtiyacını yapabilmek adına TÜBİTAK'ın size burada verdiği çok büyük bir destek var. Üst limiti olmayan büyük bir destek var. Burada iki kavram var. Bunları not edelim lütfen. Ön ARGE ve eş anlı ARGE. Ön ARGE şu demek, bu programın toplam süresi 36 ay. Hamle programının toplam süresi, uygulama süresi 36 ay. Bu 36 ayın ne kadarında yatırım yapıyorsunuz, ne kadarında ARGE yapıyorsunuz veya ne kadarında bu ikisini birlikte yapıyorsunuz, bu sizin iş programınıza kalmış bir durum. Yani örneğin şunu diyebilirsiniz, ben bir GİTİP koduna bir yatırım yapacağım. Ancak bu ürünün nasıl yapılacağını bilmiyorum. O yüzden önce 18 ay ARGE yapacağım. ARGE'yi bitirdikten sonra ortaya çıkacak ürüne de 18 ay yatırım yapacağım deyip ön ARGE yapabilirsiniz. Veyahut ben yatırım yapacağım konuyu biliyorum. Fakat geliştirmem lazım. Bazı kısımlarını iyileştirmem lazım daha katma değerli bir yatırım haline getirmek için. O zaman da yatırımla birlikte eş anlı ARGE yaparak süreci yönetebilirsiniz. Bunun için de TÜBİTAK'ın verdiği KOBİ'ler için %75'i hibe, KOBİ olmayan firmalar için %60'ı hibe olan bir 1511 teknohamle programı var. Burada klasik bir TÜBİTAK projesinde olan personel, seyahat, alet teçhizat, malzeme sarf, danışmanlık, hizmet alımı gibi giderleri yapabiliyorsunuz. Bir de toplam bütçenizin %10'unu aşmayacak şekilde burada bir genel gider tarafını değerlendirebiliyorsunuz. 1501 ve 7'lerde olmayan, eskiden de 1511'in içinde olan bir kalem olarak bunu kullanabiliyorsunuz. Evet, yani 1511'in içeriğine baktığımızda da hani bir arayüzden direkt bir buraya bir fotoğraf koymak istedik. Acaba 1511 nasıl bir proje diye kafanızda canlansın diye. Evet, TÜBİTAK'ın 1501 ve 7'den hiçbir farkı yok. 1501 ve 1507'de çağrılı sistemde hangi dosyayı hazırlıyorsanız 1511'de de aynı dosyayı hazırlıyorsunuz. Burada önemli olan nokta şu sadece, mutlaka yatırımla uyumlu, yatırıma atıfta olacak. Yatırımın hangi unsurunu geliştirdiğini daha dikkatli anlatmanız gereken bir proje yazma mantalitesini gütmeniz gerekiyor. İkinci konu COSCAP stratejik ürün programı. İşte burada bir kısıt var. Programa büyük veya KOBİ fark etmez, başvurabilirsiniz dedik. Ancak KOBİ değilseniz COSCAP projesi haliyle hazırlayamıyorsunuz. Stratejik ürün destek programı eskiden herkese açık bir programdı. Fakat şu an sadece hamle programına başvuranlar için açık. Bu program kapsamında 5 milyon TL, 6 milyon TL'yi aşmayacak şekilde burada bir düzeltme yapmam gerekecek. Benim hatam %35 değil, %25'i geçmemek şartıyla erken ödeme talebi yapılabilir. Bunun %30'u geri ödemesiz, %70'i geri ödemeli ve %60 destek olacak şekilde bir program kurgusu söz konusu. Yani özetle kafanızı şöyle netleştireyim ben. %18'i hibe, %42'si 0 faizli kredi, yani geri ödemeli ve kalanı da öz kaynak olarak 10 milyon liraya kadar bir proje, 6 milyon TL'ye destek olacak şekilde bir projeyi buraya sunmanız mümkün. Bunun içerisinde de makine teçhizat, yazılım, personel, test, kalibrasyon veya referans numune desteği ve hizmet alımı yapabilirsiniz. Minimum 8 ay, maksimum 36 aylık bir proje hazırlayabilirsiniz. Eğer aldığınız makine teçhizat COSCAP kapsamında yerli malıysa artı %15'te bir destek artışı, ilave destek artışı söz konusu olabiliyor. O zaman özetle toparlayacak olursak, bir program var şu an açık. Mart sonu mobilite desteği kapsamında önce mobiliteyi alacak, sonra 2 ay sonra sağlık kimyayı alacak, 2 ay sonra dijital dönüşümü alacak, ondan 2 ay sonra da yapısal dönüşümü alacak. 2 ayda bir takvim belirlenecek ve GİTİP kodunuz buradaki 4 alt başlık altında var ise bu programa bir yatırım teşvik dosyası hazırlayacaksınız. Varsa bir TÜBİTAK ARGE projesi hazırlayacaksınız. KOBİ iseniz de bir stratejik ürün destek program başvurusu hazırlayacaksınız.
ve firmanızın KOBİ veya büyük kuruluş olması, ARGE merkezi olması hiç önemli değil. Bu işin ana mantığı yatırım yapmak. Yatırım yapmak istiyorsanız bu KİTİP kodlarına firmanızın büyüklüğünün önemi olmaksızın bu programa dosya hazırlamanız mümkün olacak. Şimdi bir soru gelmişti. Yani bunun kriterleri neler diye veya çok bir soru da çok geldi. Ben TÜBİTAK projesi hazırlamasam, paydaşım olmasa ne olur? Bir, TÜBİTAK projesi hazırlamak zorunda değilsiniz. Bir paydaşa sahip olmak zorunda da değilsiniz. Fakat TÜBİTAK projenizin olması ve bir paydaşınızın olmasının projenin geçmesi bakımından çok önemi var. Ek puanı var, ilave puanı var. Bu yüzden programa bir paydaşla ve bir TÜBİTAK projesiyle girmeniz sizin projenin geçmesi açısından önemli olduğunu söylemek doğru olur. Paydaş nedir? Biraz sonra çok kısa da bahsedeceğim ama şimdi yeri gelmişken bahsedeyim, orada geçeriz. Paydaş sizin ürettiğiniz GİTİP kodundaki ürünün satın alabileceğini taahhüt eden ve sizi yatırım süresince 6 ayda bir denetleyen kurumdur paydaş. Ve size paydaş olacağına dair yazılı onaylı bir belge verir. Bu paydaşın program içerisinde olması sizin ürününüzün satılabilirliği konusunda bakanlığı daha tatmin edici bir yaklaşım olduğundan ve yapacağınız yatırımın değerinin önemli olduğunu vurguladığından paydaşa sahip olmanız önemli. Paydaş, ürününüzü üreteceğiniz ham madde, ara ürün sahibi olamaz. Paydaş, sizin ürününüzü alacak firma olmalıdır. Buna yönelik sorular da vardı. Bunları da cevaplamış olayım. Yani ham maddeciniz paydaş olamaz. Size ara ürün üreten bir firma paydaş olamaz. Sizin ürününüzü direkt alıp kullanacak, alacak firmalar burada paydaş olabilir. Ha, sizin ürününüzü ara mal yapar, nihai mal olarak kullanır. Bu problem değil. Ama günün sonunda sizin ürününüzü alması gerekir. Diyeyim, devam edelim. Şimdi nasıl bir süreç sizi bekliyor? Mart sonu itibariyle ön başvuru süreci açılacak. Belli bir süre ön başvuru yapılacak. Ön başvuru yapıldıktan sonra burada 3 temel dosya hazırlanacak. Yatırım teşvik fizibilitesi, TÜBİTAK dosyası, KOSGEB dosyası. Tabii KOSGEB varsa, KOBİ'seniz, TÜBİTAK varsa. Bunların ikisi zorunlu değil. Burada zorunlu olan bir yatırım teşvik fizibilite dosyasının hazırlanması. Bu dosya bakanlığa portal üzerinden gönderilecek ön başvuruyu geçmeniz durumunda. Ve bu arada ön başvuruyu geçemeyen birçok firma bir önceki başvuruda olmuştu. Özellikle konunun özetini doğru anlatamaması, yanlış GİTİP kodunu ya da olmayan bir GİTİP kodunu listede seçmesi çok basit görünmesine rağmen 70-80 tane firmanın ön başvuruda elenmesine sebep oldu ilk çağrıda. Bu nedenle ön başvurudan itibaren titiz olunması gereken bir süreç olduğunu söyleyebiliriz. Peki esas başvuru ya geçtik, Merve Hanım ilerleyebiliriz. Bu 3 dosyayı hazırladık. Ne olacak? 1. Bakanlık kendisi bağımsız değerlendirme firma akredite olmuş bağımsız değerlendirme firmalar üzerinden sizi denetleyecek. Sistem Global Danışmanlık bunlardan bir tanesidir. Bağımsız değerlendirme firma rolümüz de vardır ve geçen çağrıda da önemli sayıda dosyayı Sistem Global denetlemiştir. Daha sonra TÜBİTAK projesize TÜBİTAK hakem heyetleri klasik bir TÜBİTAK projesiymiş gibi değerlendirecek. Yani klasik bir TÜBİTAK projesi metoduyla değerlendirecek diyelim. 3. KOSGEB kurulları da sizin KOSGEB dosyanızı değerlendirecek. Buradan alınan raporlar bakanlığa iletilecek. Bakanlık bununla ilgili bir komisyon kuracak ve kurduğu komisyonda sizi dinleyecek tekrar. Projenizi dinleyecek ve hem kendi dinlediği raporlar hem de gelen TÜBİTAK yatırım bağımsız değerlendirici firma raporu ve KOSGEB raporlarını değerlendirerek bir karar verecek ve dosyanızı kabul edecek, revizyon isteyecek veya reddedecek. Burada 3 tane seçenekten bahsetmek olası. Proje geçtikten sonra da size 6 ayda bir TÜBİTAK, 4 ayda bir KOSGEB, 6 ayda bir bakanlık, 6 ayda bir de paydaşınız 4 ayrı usul ve metotla denetleyecek. Evet, şimdi nasıl bir süreç işlemesi öngörülüyor? Bir ön başvuru yapılacak. Bu ön başvuru 30 gün içerisinde değerlendirilecek. 30 gün açık olacak. Özür dilerim. Ön başvuru süreci 30 gün açık olacak. Sonra ön başvuru bittikten sonra 10 gün içerisinde değerlendirme yapılacak. Ama burada bir nokta var. Bakanlık da bunun altını çiziyor. Lütfen ön başvurunuzu yapmak için son günü beklemeyin.
5. günde ön başvuru yaptığınız anda bakanlık onu hemen değerlendirecek. Hani toplu 30 gün biriktirip değerlendirmeyecek. Ön başvurunuzu yaptığı anda değerlendirip size onayı verip hadi esas başvuruna hazırlan diyecek. Bakın bu neden önemli? Esas başvuru için 20 gün var. Ve 20 gün için hem TÜBİTAK'a yazmak, hem KOSGEB'i yazmak, hem yatırım teşvik dosyasını hazırlamak neredeyse imkansız. Dolayısıyla sizin bir an önce ön başvurunuzu yapıp onayınızı alıp esas başvuru sürecine girmeniz gerekli. Daha sonra eş zamanlı olarak denetleme süreci başlayacak. 30 gün içerisinde sizi bağımsız değerlendirici firma, akredite firma denetleyecek. Daha sonra 45 gün içerisinde yine eş zamanlı olarak, yani artı 45 değil, bunlar birlikte yürüyecek. Eş zamanlı olarak TÜBİTAK ve KOSGEB değerlendirmeleri yapılacak. Ve bunlar bittikten sonra da sizi komisyon değerlendirmeye alacak. Ve daha sonra da karar süreci ve kararın tebliği size yapılacak. Toplamda 140 günlük bir sürecin ilk günden itibaren işletilmesi planlanmakta. Peki ön kayıttan bahsettik. Ön kayıtta başvuru yapan kişi, projenin temel bilgileri, ki bu temel bilgiler işte ön başvurunun kabulü veya reddi için çok önemli. Bunların doğru hazırlanması çok önemli. Daha sonra işletmeyle ilgili bilgiler, ortak ve personellerle ilgili bilgiler, firmanın geçmiş dönem bilançolarıyla ilgili bilgiler girilip bu ön başvuru hazırlanıp bakanlığa online olarak gönderilecek. Daha sonra esas başvuru kısmı gelecek. Paydaştan bahsettik Merve Hanım, bunu geçebiliriz şimdi. Evet ve bir yatırım teşvik başvuru dosyası ve bunun içerisindeki ana raporlar kesin başvuru döneminde hazırlanacak. Şimdi burada bir tane bizim esas başvuru dosya dediğimiz fizibilite raporu neleri içeriyor? Bir bunlara bakalım. Ben biraz teknik fizibiliteden bahsedeyim. Daha sonra da mali fizibilite için sözü Merve Hanım'a bırakayım. Şimdi bir teknik fizibilite raporu hazırlıyoruz. Bunun içerisinde de projenin hem Ar-Ge yönünü hem yatırım yönünü, projenin yatırım yerinin tanımlanmasından tutun da çok detaylı bir dosya hazırlığı var. Biraz sonra ana başlıklarından bahsedeceğim. Sonra bir mali fizibilite hazırlıyoruz. Ondan da zaten Merve Hanım bahsedecek. Bir hukuki risk analiz raporu hazırlıyoruz. Yatırımınızın, yatırıma konu olan sözleşmelerinizin, yatırıma konu olan paydaşınızın, tedarikçinizin, personelinizin hukuki riski var mıdır bu yatırım açısından? Bu denetleniyor. Sonra fikri sınai mülkiyet hak açısından iki denetim yapılıyor ve rapor hazırlanıyor. İki denetim demeyelim, iki analiz yapılması gerekiyor tarafınızdan veya danışmanlık aldığınız bir firmadan. Ve bunun analizini yapılması gerekiyor. Birincisi, acaba yatırım yapacağınız GİTİP koduna bir fikri sınai mülkiyetle ilgili bir riski, alınmış bir patenti, alınmış bir faydalı modeli var mıdır? Bunu analiz etmeniz gerekiyor. Bunu sadece kendi ülkenizde değil, bu ürünü satmayı planladığınız ülkelerde de analiz ettirmeniz gerekiyor. Aynı zamanda tamam siz bir üretim yapacaksınız ama acaba bu ürünün üretim serbestliği ile ilgili bir risk var mıdır? Bunu analiz etmeniz gerekiyor. Daha sonra Türkiye şartlarında KVKK, Avrupa Birliği'nde GDPR yani kişisel veriler açısından yapacağınız yatırımın bir riski var mı? Örneğin mobilite çağrısında ben çok olduğunu düşünmüyorum. Ama dijital dönüşüm çağrısında yazılım ağırlıklı olduğu için kişisel verinin çok olacağını ve dijital dönüşüm çağrısında mutlaka KVKK ve veya GDPR risk analiz raporlarının yapılması gerektiğini düşünüyorum. Ve bir SWOT analizi yapılması gerekiyor. Dosyanın içerisinde mutlaka firmanızın güçlü yönlerinin, zayıf yönlerinin, tehditlerinin, risklerinin, avantajlarının, dezavantajlarının bir SWOT'unun yapılması ve dosya içerisinde verilmesi beklenen durum. Şimdi Sistem Global ailesi aslında bütünleşik hizmet mantığıyla bir önceki slaytta gördüğünüz bütün ürünleri teknik mutfağıyla, mali mutfağıyla, hukuk mutfağıyla, fikri sınai mülkiyet hak mutfağıyla ve yine KVKK danışmanlık mutfağıyla yapabilir durumda. Dolayısıyla herhangi bir danışmanlık durumunda bunları bütünleşik olarak bizlerle görüşmeniz mümkün. Şimdi teknik fizibilite raporu deyince ne anlıyoruz? Hangi başlıkları anlıyoruz? Bir, işletmenin, ben birer cümleyle bahsedeceğim. Çünkü sadece, bu arada bir dipnot vereyim lütfen. Nisan ayı içerisinde bir eğitim düzenleyeceğiz. Ve hamle programına teknik fizibilite, mali fizibilite ve
KOSGEB ve ARGE 4 başlıkta dosya nasıl hazırlanır? Bununla ilgili bir eğitim düzenleyeceğiz. Yine bu eğitimi de sizlere ayrı olarak duyuracağız. Çünkü burada sadece bir aslında farkındalık yaratmaya çalışıyoruz. Eğitimde bu dosyanın hazırlık detaylarına gireceğiz. 1. İşletmenin mevcut durumu, işletmenin organizasyon yapısı, paydaşla ilgili özellikler ve tanımlamalar, projenin kendisinin tanımlanması, neden bu projeye ihtiyaç olduğu ve pazar analizi. Şimdi burada bir es vereyim, bir cümle vereyim. Özellikle hedef ülkelerde, özellikle globalleşme ve ihracat hedefi olan ürünlerde, hedef ülkelerde, hedef ülkenin risklerinin, hedef ülkenin mevzuatının, hedef ülkenin bu ürün için potansiyelinin, ihracatının, ithalatının gibi çok detaylı analizlerin yapılması gerekmekte ve bura bağımsız değerlendirici açısından da önemli bir başlık. Proje nerede yapılacak? Proje hangi iş planında yapılacak? ARGE süreci var mı? Varsa nasıl tasarlanacak? Yatırım süreci tabii ki mecbur var. Zaten ana odağı o. Bunun nasıl tasarlanacak? Eş anlı ARGE varsa yatırımla ARGE birlikte nasıl tasarlanacak? Risk analizleri, biraz önce bahsettiğim hukuki, fikri sınai, mülkiyet hak açısından, KVKK açısından risk analizleri ve güçlü yönler, zayıf yönler, fırsatlar ve tehditler, yani bir SWOT analizini içeren bir teknik fizibiliteden bahsediyoruz. Ortalama bittiği zaman Merve Hanımların tablolarıyla birlikte 25 tablo ve 90-100 sayfalık TÜBİTAK hariç bir metin çıkıyor. TÜBİTAK'ta 60-70 sayfalık bir metin çıkıyor. Yani bittiği zaman tablolarıyla birlikte 200 sayfaya yakın bir dokümantasyonu aslında yaklaşık 40 gün, 45 gün kadar bir sürede yapmak gerekiyor. Ön başvuruyu zamanında ve başında yaptığınızı varsayarsak. O yüzden şimdiden yatırım planımız varsa planlamasını yapmak, bir danışmanlık alımı, danışmanlık hizmet alımı yapılması gerekiyorsa bunu planlamak gerekmekte olduğunu söyleyebilirim. Evet, şimdi ben çok konuştum. Merve Hanım'ı dinleyelim. Merve Hanım, buna mali olarak nasıl yaklaşacağız? Mali fizibilite nedir? Ve bize o merak ettiğiniz ne kadar koyarsak ne kadar alırız? Bunun teşvikleri nelerdir? Bunlardan bahsetmeniz için ben sözü size devredeyim. En sonunda sizden geri alacağım. Öncelikle verdiğiniz bilgiler için ben de çok teşekkür ederim Ülke Hanım'a ve size. Herkese merhaba diyorum. Tekrar hoş geldiniz. Ben de teknik fizibilitenin devamı olan aslında mali fizibiliteden bahsediyor olacağım. Ve sonrasında bu program bize hangi teşvik ve destekleri sağlıyor? İşte ne yatırırsak ne kazanırız kısmını biraz örnekle açıklamaya çalışacağız. En sonunda da Onur Hocam zaten ikinci sürprizimizi de anlatıyor olacak size. Mali fizibilite aslında teknik fizibilitenin devamı, sayısal bir şekilde anlamlandırılmış hali ve yatırımın karnesi diye ifade edebilirim. Teknik fizibilitede sunduğunuz bütün aslında yaklaşımlar, işte hedef pazarın belirlenmesi, hedef kitlenin tanımlanması, sunduğunuz pazarlama stratejileri, bu yatırımla ilgili ARGE döneminde, yatırım döneminde ve diğer üretim döneminde hangi insan kaynağını kullanacaksınız? Ham madde varsa ham maddeyi nereden temin edeceksiniz? Belki çok uzak bir yerden temin edeceksiniz. Lojistik maliyetleri ne olacak? Bu ürünü üretebilmek için makine yatırımı yapacaksınız. Ama bu makine yatırımı yaptıktan sonra da belki üretim aşamasında bu makinelerin bakım vesaire masrafları olacak. Ya da tesis, bina yatırımı yapmayı planladınız. Bu binanın yerleşkesi nerede olacak? Binanın yerleşkesini yaptık, üretim alanını belirledik ama aslında idari kısmı da var bu işin. Belki güvenlik kısmı var. Buradaki insan kaynağı ve yerleşim maliyetleri neler olacak? Teknolojik altyapı gereksinimi var mı? İş güvenliği maliyetlerimiz ne olacak gibi aslında birçok detayı teknik fizibilitede yer vermemiz gerekiyor. Ve teknik fizibilitede bunlara yer verdikten sonra sayısal verilerinin de aynen bir bilanço gelir tablosu mantığı gibi mali fizibiliteye akması gerekiyor. Bakanlık bu noktada zaten hazır ve Excel'ler, ekler belirlemiş durumda ve bir katma değer hesabı mantığıyla firmaları adaletli bir şekilde önceliklendirmeye çalışacak. Burada fizibilite dosyasını ne kadar doğru ve tahminle, yani gerçekleşmeye yakın tahminlerle hazırlarsak aslında o kadar
doğru karlılık oranına ulaşıyor olacağız. Hani yatırım dönemlerinde bir işletmenin fikir aşamasında dahi bu tarz bir fizibilite, mali ve teknik fizibilite hali hazırda yapması gerekir. Yani bunu program başvurusu olarak düşünmeyin. Eğer böyle bir fikriniz varsa ve bunu hani destek almasanız bile, yatırıma dönüştürecekseniz bile zaten bu aşamaları yapıyor olmanız gerekir. Sadece bu fizibiliteyi proje başvurusu, dosya başvurusu için hazırlamamak gerekir mutlaka. Ve fizibiliteyi yaparken de işte bu ürün çok satar, bu ürünün maliyeti yaklaşık bu kadardır gibi yuvarlak cümleler yerine aslında biraz daha belgeye dayalı, proforma faturaya dayalı, teklife dayalı sayısal verilere yer vermemiz gerekiyor. Hem mali fizibilite için hem teknik hem de hukuki fizibilite için şu yanılgıya da düşmemek lazım. Burada fizibiliteyi hazırlamak tek bir kişinin ya da bir departmanın görevi değil. Bu tamamen bir takım işi. Çünkü çok detayı var ve her bölümden birinin mutlaka fikir beyan etmesi gerekir. Örneğin insan kaynaklarından biri olması lazım bu çalışmada. Mali işlerden biri olması lazım. Belki dışarıdan danışmanlık aldığınız birileri olabilir ve teknik üreteceğiniz ürünün detaylarına ve pazarına hakim birilerinin de olması gerekiyor. Ve hedefleri belirlerken gerçekçi hedefler ortaya koymamız gerekiyor. Yani şunu yapmamamız gerekiyor. Fizibilite dosyasında şöyle bir ifade yer almaması gerekiyor. İşte pazarda 4-5 rakip var. Pazarın %99'unu hedefliyoruz gibi gerçekçi olmayan ifadelere de yer vermemek gerekiyor. Fizibilite sonuç olarak bize ne sağlayacak? Aslında paydaşa verdiğimiz bir güvence olacak fizibilite. Bizim referansımız olacak. Ne kadar doğru sonuç verirse, ne kadar doğru ve inandırıcı bir şekilde hazırlarsak bunu bakanlık nezdinde de konuyu ne kadar ciddiye aldığımızı gösterecek. Biz bağımsız değerlendirici taraftayken geçen yıl başvuruları incelediğimizde şununla karşılaştık çokça. Teknik fizibilite çok doğru bir şekilde hazırlanmış ama mali fizibiliteye gelirken bazı hesaplama hataları yapılmış ya da fiyatlandırmalar işte tüm giderler ve maliyetler düşünülmediği için böyle anormal derecede karlılık oranları gibi aslında projenin doğru karlılığını, doğru verimliliğini yansıtmayan mali fizibilitelerle karşılaştık. O yüzden bu kısım aslında bu proje dosyasında sizin referansınız ve sizin diğer firmalara göre önceliklendirilmenizi sağlayacak bir çalışma. Burada bakanlık firmaların bu işi yüksek öz kaynakla, yani maksimum öz kaynak, minimum dış kaynak olarak planlamasını istiyor. Daha doğrusu şöyle, hani dış kaynak olmasa bile, devlet desteği olmasa bile bu projeyi yürütebilecek bir kaynak varsa eğer firmanızda, proje yapma kabiliyeti açısından, yürütebilme açısından daha net gördüğü için öncelik verecektir. Mümkün olduğunca o yüzden hani dış finansman kaynaklarını minimumda tutup maksimum öz kaynak planıyla hazırlanması daha faydalı olacaktır. Mali ve teknik fizibilite sonuçları hep birbirine bağlantılı. Mutlaka tablolarda bu bağlantıya uyuma dikkat ediyor olmak gerekiyor. Bunun dışında yani fizibilite, mali fizibilite raporunda da 4 ana başlıkta bakanlık bizden veri talep edecek. Yapılan yatırımın çeşitleri, yani makine yatırımı mı var, faiz giderimi var, işte bina, arsa, inşaat harcamaları mı var, bunların yıllara bazlı dağılımını tutarsal olarak görmek istiyor. Burada bir önceki belirttiğim üzere birçok aslında maliyete ve faaliyet giderine yer vermemiz gerekiyor detaylarıyla. Bir sonraki aşamada yatırım bittikten sonraki üretim ve satış programını istiyor bizden. Burada da şunu yapmak gerekiyor. Yatırım bitti, kapasitenin %50'si ve üstü oranında üretime geçtiğimiz andan itibaren 10 yıllık bir projeksiyon çıkarmamız lazım.
Burada hedef pazar, hedef kitle zaten hepsini bir planlamıştık teknik fizibilitede. Onların sonucuna göre bunları fiyatlandırarak üretim hacmini, satış hacmini, yerli ham madde, ithal ham madde kullanımını, insan kaynağını planlayarak bir tablo oluşturmamız gerekiyor. Bu tablonun sonucunda dipnotlarda da önemli bir husus. Sadece paydaşın talebi değil aslında pazar talebini de net bir şekilde ortaya koymak lazım. Aynı şekilde ithal ikamesine, ihracata yönelik de net bir şekilde bilgiler vermek gerekiyor. Bu tüm yatırım ve üretim dönemlerinde projenin finansman kaynaklarını da net bir şekilde belirlememiz lazım. Yani yüksek öz kaynak, minimum dış kaynak dedik. Bunu gösterecek bir şekilde aslında yıl bazlı oluşan finansman ihtiyacını, nakit ihtiyacını burada projekte etmemiz gerekecek. Şunu söyleyebilirim, firmalar fizibilite yaparken genelde ciroya odaklanır. Yani bu işten ne kadar ciro elde edeceğiz? Yüksek ciro, yüksek karlılık demek gibi düşünürler. Ama aslında bu tarz fizibilitelerde yüksek ciroya ya da yüksek karlılığa değil, projenin nakit akımına, getirisine odaklanmak gerekir. Burada da getiri öz kaynağı yaratacaktır. Bu tabloda proje maliyetleri giderler. Yani projenin yaratacağı nakit akım artı bunu sağlayacak finansmanı gösteren bir tablo olacak. Aynı zamanda devlet bu projeye ortak. Nasıl şirketinizin ve projenin ortakları varsa devlet de aslında bir nevi ortak. Çünkü buraya finansman sağlayacak. Devlet ortak olduğunda, finansman sağladığında, bu destekleri verdiğinde size projenin karlılığı ne olacak? Bunu da görmek istiyor. Bu anlamda da yine destekler dahil finansman planını da mali fizibilitede sunuyor olmamız gerekecek. Bunlar dışında da bir katma değer hesabı var. Bu katma değer hesabı bir nevi EBITDA'ya benziyor. Yani projenin faaliyet karına amortisman giderlerinin, çalışan sayılarının artı işte personel giderlerinin eklenmesiyle bulunan bir değer aslında bu katma değer. Bu katma değere göre de yine projeleri önceliklendirecek ve firmaları adaletli bir şekilde karşılaştırmaya sağlayacak bir raporlama sistemi. Bu katma değer bazı destek ve teşvik unsurları için de önemli. Çünkü katma değerin %50'sine kadar destek, teşvik verebilecek bakanlık. Bu katma değer aynı zamanda komiteler sizi 6 ayda bir denetleyecek ve yılda bir de aslında proje yönetim ofisinde bir yeminli mali müşavirin projenin katma değerini hesaplayıp rapor olarak sunması gerekecek. Projenin fizibilitesi sizin referansınız, sizin geleceğe ışık tutan bir raporlama sisteminiz ve bu aslında başvuru dosyasında sunduğunuz fizibilite gelecek yıllardaki, gelecek dönemlerdeki denetimlerinizde de referansınız olacak. O yüzden gerçekten çok detaylı ve hassas bir şekilde hazırlanması gerekiyor. Finansman planını yaparken devletin desteklediği durumda da bu destekler ne olacak, finansman planı ne olacak diye belirlerken destekleri de aynı zamanda hesaplamamız lazım. Biz burada örnek bir hesaplama yaptık. Örnek hesaplamamızda bazı verilerimiz var. Bu verilerimiz sonucu stratejik yatırım kararı onaylanırsa ne çıkacak? Proje bazlı yatırım kararı onaylanırsa ne çıkacak? Onu gösteriyor olacağız. Tabloda da gördüğünüz üzere Ar-Ge harcamasını 5 milyon TL'de sınırlı tuttuk. COSGAP kapsamında desteklenecek harcamaları yine 5 milyon tuttuk. Buna ilişkin destek ve teşvikleri bir sonraki aşamada anlatıyor olacağım. Yatırım maliyetlerine ilişkin ithal ve yerli makine yatırımı öngördük. Toplamda 35 milyon. 18 milyon 750 bin lira bina yatırımı öngördük örneğimizde. Bir kredi kullanımı yaptık. 30 milyon TL kredi kullandık. %15 faizle kullanırız. 6 ayda bir geri öderiz 5 yılda dedik. Ve buna ilişkin bir faiz gideri hesapladık. 11 milyon 250 bin lira şeklinde. Toplam yatırım bütçemiz, Ar-Ge yatırım bütçemiz 75 milyon oldu. Bu yatırımı ve üretimi yapabilmek için 20 ilave personel almamız gerekir dedik. Bir de nitelikli personel aldık. Enerji giderini de 10 yıl boyunca yaklaşık 500 bin lirada enerji giderimiz olur dedik. Bu projeden de 10 yıl Ar-Ge dönemi dahil, yatırım dönemi dahil, üretim dönemi
dahil 10 yıllık verdiğimiz projeksiyonda faaliyet kârı beklentimizi de 500 milyon TL olarak planladık. Karşımıza sonuç olarak şöyle bir tablo çıktı. Stratejik yatırımda yaklaşık 52 milyon, proje bazlı yatırımda da 129 milyon destek almış olacağız. Zaten hani detaylarında Ülke Hanım bahsetti. Ben de burada çok yüzeysel olarak bahsetmiş olayım. Nitelikli personel desteğinde asgari ücretin, brüt asgari ücretin yıllık tutarının 20 katı kadar 5 yıl süre boyunca destek alabileceğiz. Vergi indiriminde de proje bütçesinin %50'si stratejik yatırımda 2 katına ulaşıncaya kadar da proje bazlı yatırımda vergi indirimi alıyor olabileceğiz. Yine ücret istisnaları var. Sigorta prim, işveren hissesi desteği var. Gelir vergisi stopajı desteği var. Faiz desteğinde proje bazlı da faiz giderimizin tamamını alabileceğiz. Stratejik yatırımda da yatırımın çeşidine göre, bölgeye göre, teknoloji seviyesine göre, kredinin döviz ya da TL olmasına göre anlaşılan bankalara başvurulduğunda belirli puan indirimleri alıyor olacağız. İthal ve yerli makine alımında KDV istisnamız olacak. Gümrük vergisi muafiyetimiz olacak. Yine yatırım harcamalarında KDV iadesi teşvikimiz olacak. Ve 10 yıl boyunca da planladığımız 500 bin lira enerji giderinin %50'sini aslında destek olarak alıyor olacağız. TÜBİTAK ve KOSGEB desteklerine gelecek olursak da TÜBİTAK'ta KOBİ isek eğer %75 hibe alabileceğiz ARGE harcamalarını. Eğer KOBİ değilsek de %60 olarak hibe alabileceğiz. KOSGEB tarafında da yine Onur Hocam da bahsetmişti zaten. İşte örneğimizde 5 milyon harcama öngördük. Bunun %60'ını destekleyecek KOSGEB. %70'ini geri ödemeli, %30'unu geri ödemesiz olarak alacağız. %25'te erken ödeme talebi sunabileceğiz. Ben burada sözü Onur Hocam'a bırakmak istiyorum. O da ikinci sürprizimizi açıklayacaktı. Evet, ben de bir yandan 50 tane soru cevapladım şu ana kadar. Cevaplayamadığımda 29 soru var. Süremiz de ama gayet uygun. Şimdi burayı bahsedip bazı soruları canlı cevaplayacağım. Öncelikle soru soranlara çok teşekkür ediyorum. Ancak gelen sorularda birkaç şeyin altını çizeyim. En azından netleştirmiş olalım. 1. 10 milyonun altındaki yatırımlar buraya başvuramıyor. 2. Bu çağrı GİTİP kodu bazlı hamle.gov.tr sitesinden ulaşacağınız ve ya biraz sonra benim göstereceğim GİTİP kodlarındaki ürünleri satacak bir yatırımınız yoksa buraya başvuramıyorsunuz veya yenilikçi teknoloji alanları. Şu sorular çok gelmiş. Ortak cevap verdim aslında. Kendi içerinizde kullanacağınız aramal veya kendi içinizde kullanacağınız makineler için hamle programı uygun bir program değil. Çünkü bu programın ana mantığı ya cari açık engelleyeceksiniz veya ihracat yapacaksınız. Yani bu ülkeye ya döviz çıkışını engelleyeceksiniz ya döviz girdireceksiniz direkt satış yoluyla. Dolayısıyla bu programda mutlaka satılabilecek ürünler, GİTİP kodları ve yenilikçi teknoloji alanları ki bunlara da bakanlık yayınladı. Bunların dışına çıkamıyoruz. Yine bir sık sorulan soru. Bu program bir 1511 programı değil. Yatırım teşvik yatırımınız yoksa 1511'de veremiyorsunuz. 1511 bir yan unsur. Ve bu 1511 ile yatırım teşviki kıyaslamak da yanlış. Yatırım teşviğin biraz önce Ülke Hanım'ın ve Merve Hanım'ın anlattığı ayrı bir dinamiği var. Ayrı teşvikleri var, istisnaları var. Bunun yanında bir de 1511, KOSGEB gibi bununla bağlantılı, tamamen bununla iltisaklı olarak ilerleyen bir iki ve üçüncü süreçleri var. Yani bunlar birbirine rakip değil, birbirinin alternatifi değil. Ve yatırım teşvik süreci ön şart. Yatırım teşvik dosyası olacak. ARGE'niz varsa ARGE olacak. KOSGEB, KOBİ'seniz KOSGEB'iniz olacak. Zorunlu değil ama olması ek bir puan. Paydaş zorunlu değil, olması ek bir puan. Bunları tekrar altını çizmiş olayım. Gelen sorularda bu tür yanlış anlaşılmaların olabileceğini seziyorum. Tek tek cevap vermeye çalıştım. Ama böyle bir genel bilgilendirme de yapmış olayım. Şimdi iki şey yaptık.
Ben öncelikli olarak teşekkür edeceğime de söz verdim. Bizim ortaklarımızdan Solvera yazılımın genel müdürü Bahat Osun. Dün gece en son saat 1:30'da çalışıyorduk. Yazışıyorduk, araşıyorduk. Hani sadece yazışmıyorduk, telefonla da arıyorduk birbirimizi. Ki hani bugün de devam ettik. Bizim için iki tane güzel uygulama yaptı. Şimdi bunlar biraz alfa versiyonlar. Yani sizden hemen bugün girip bir şey yapmanızı istemeyeceğiz. Bizim sosyal medya hesaplarımızı lütfen takip edin. Twitter ve LinkedIn hesaplarımızı. Twitter ve LinkedIn hesaplarımızda bir iki gün içerisinde, ama kesin bu hafta içi, iki uygulamanın da artık beta versiyonlarını, nihai versiyonlarını tamamladık. Hadi bakalım kullanalım ve birlikte çalışalım şeklinde bir duyuruyu zaten sizler için yapacağız. Dolayısıyla merak ediyorsanız tabii girin, inceleyin. Ama bugünden yarına birkaç değişiklik. Çok aceleniz varsa hemen doldurun. Peki, ona da itiraz yok. Ama birkaç değişikliği yapacağımızı ben şimdiden bildirmek istiyorum. Şimdi iki tane uygulama var. Birincisi teknik analiz. Diğeri pusula, hamle pusulası, mali analiz. Şimdi Merve Hanım, sizden rica edeyim, birinci linkimizi tıklayalım. Şimdi o bir sayfada açıldı mı? Süper. Direkt görünüyor. Evet. Bakın şimdi birçok soru geliyor. Ben GİT'i göremiyorum. Ben uygun muyum? Benim şöyle bir şeyim var. Buna girer mi? Bunların tamamının çözümünü bulduk. Sizin için yanlış hatırlamıyorsam 32 ya da 33 soru. Artık dün akşam en son kaçta bitirdik Baha'yla bilmiyorum ama bir soru setimiz var. Bu soru setinde sizin bunları cevaplamanızı, bakın 10 dakikanızı 15 dakikanızı alır almaz. Çünkü böyle basit evetler, hayırlar burada cevaplayacaksınız. Bunu doldurduğunuz anda bu bize mail olarak ve veri tabanımıza düşecek. Ve sizin uygunluğunuzu analiz etme fırsatı bulacağız. Ve sizin gerçekten hamle programı için bir fırsatınız var mı? Veya bu fırsatı nasıl geliştirebilirsinizi analiz edeceğimiz bir uygulama. Şimdi bakın, proje konusu, yatırım yapacak ürün çağrıdaki gidip de yer almakta mıdır? Evet, hayır. Daha sonra burada ürününüzün adı ne? Direkt olarak bağımsız olarak yazabilirsiniz. Belki gidip de bir yerde eşleştiremediniz. Ama ürünün adını yazmak istemişsinizdir. Ürün adını yazabilirsiniz. Ve 4 tane çağrı vardı. Hangi çağrıya uygun olduğunuzu düşünüp düşünmeyin. Bunlar birden fazla seçebilirsiniz bu arada. Çoklu seçime müsait. Evet, en son bunu uğraşmıştık dün akşam, olmuş. Ve daha önemlisi, demin birkaç soru da, benim ürünüm GİT'te var mı? Bakın burada bir search ekranı var. Örneğin Merve Hanım bir 731 yazar mısınız? Yazarım hocam. 50.000, bakın. Yani bir search yapabiliyorsunuz. Sizin 919 tane ürünü taramak zorunluluğunuz yok. Buraya girip GİT'i buraya yazdığınızda sizin git, ki tersten de gidebiliriz. Demir yazar mısınız Merve Hanım? Bunu silip. Evet. Bakın, demir yazdığınız zaman da içerisinde demir geçen gitip kodları ve ürünleri de burada listelemeniz mümkün. Ayrıca demin bir şeyden bahsettim. İşte burası bitmedi. Buraya daha onlarca ürün ekleyeceğiz. Listeden yenilikçi teknoloji alanı seçiniz. Yine her çağrıda onlarca teknoloji alanı var. Bunların tamamını buraya yükleyeceğiz. Ve bir anahtar, örneğin bir servo yazar mısınız Merve Hanım? Evet, bakın servo yazdığınızda bunu çok rahat süzecek. Bir üste gelir misiniz tekrar Merve Hanım? Hocam. Yani 8. soruyu bir tekrar görmek istiyorum. Evet, bir demiri siler misiniz? Bakın bir şey dikkatli katılımcılarımız görecektir. Mobilite diye en sağda GİT'in hangi çağrıyla eşleştiği de görülüyor. Mesela aşağı doğru inelim. Biraz sonra kimyayı, evet bakın, sağlık ve kimya ürünleri. İnelim, dijital dönüşümü göreceğiz biraz sonra. İnelim. Evet bakın, dijital dönüşüm. En sona gelelim, yapısal dönüşümü göreceğiz. Evet, üretimde yapısal dönüşüm. Yani en sağda hangi çağrıyla ilintili olduğu da GİT kodlarının yazıyor. Aşağı doğru inelim. 10. soruya. Yatırımın niteliği ne? Evet, yeni bir yatırım yapıyorum. Bir yenileme yapıyorum. Kapasite arttırıyorum. Gibi
Bunlardan birini yapmanız makul olduğu için tekli bir seçim yaptık burada. Yatırımın çıktısının ülke için önemi nedir? İthal ikamesi, ihracat arttırma, arz güvenliği, maliyet düşüşü gibi devam da ediyor bu. Endüstri 4.0, dijital dönüşüm. Aşağı inebilir miyiz 11'in kendi içinde Merve Hanım? Evet, gibi bir durum var. Bunun gibi Merve Hanım, ben tamamını doldurmanızı istemeyeceğim. Sizinki gibi yapmayacağım. Dolayısıyla sizi doldurmayı bırakabilirsiniz. Çünkü burada geliştirmeye açık birkaç noktamız daha var. Ben sadece şu an konuyu tanıtmak istiyorum. Yatırıma ana sektör hangisi? Yatırım ürünü için bir Ar-Ge projesi yaptınız mı daha önce? Ya da bağımsız bir Ar-Ge planmanız var mı? Ar-Ge merkezi, tasarım merkezi, TGB gibi. Ki bunlar, bakın, bilerek sorulmuş sorular. Bunlar çağrının içerisinde ilave puan gerektiren. Bunlarınız varsa mutlaka hamleye başvurun gibi size ulaşacağımız aslında. Yaptığınız her başvuruda size ulaşacağız. Mutlaka tavsiyelerde bulunacağız. Dolayısıyla buraya girmeniz, bu analize dahil olmanız önemli. Sabit yatırım tutarınız nedir? 10 milyondan küçüktür, 10 ila 50 arasındadır veya 50 milyondan büyüktür gibi. Nitelikli eleman kullanacak mısınız? Yatırımın binası hazır mı? Gibi. Şimdi sonra doğru ilerleyelim. Tek tek 32 soru, yanılmıyorsam, geçmeyeceğim Merve Hanım. Zaten katılımcılar bunu inceleyecekler. Evet, doğru hatırlamışım. 32 tane soru. Başvuruyu tamamla dediğinizde karşınıza iki cevap çıkacak. Bir, uygundur. Hadi dosya hazırlayın. İki, bazı uygunsuzluklar var. Geliştirilmesi gereken hususlar var. Lütfen bunlar için bizimle irtibata geçin gibi. İki tane sonuç çıkacak karşınıza. Tabii uygun seçeneği geldiği zaman da bizimle irtibata geçin yazacak. Bu sefer de dosya hazırlığı için birlikte çalışabilmek ümidiyle yazacak onu. Dolayısıyla teknik analiz bu şekilde. Dediğim gibi birkaç ufak, hani biz bugün bu ufak tefek eksiklerine rağmen sizinle paylaşmak istedik. Çünkü önemli ve sektörde tek... Bu açıdan sizlerin bu işe uygunluğunu analiz etmeniz için uygun bir uygulama olacak. Şimdi bence mali tarafı daha ilginç. Evet, ben söze girip size bırakıyorum Merve Hanım konuyu. Tabii bugüne kadar 10 gündür, 15 gündür çok sayıda hamle toplantısı yaptım firmalarımızla birebir. Birebir şu soru gelmiş birkaç kişiden. Yani bize bu programı yüz yüze tanıtır mısınız, online tanıtır mısınız diye seve seve tanıtırız. Bu bir genel bilgilendirme webinarı ama firmalarınız özelinde de tanıtım hem yüz yüze uygun programlar dahilinde hem de online yapabiliriz. Ama şu soru çok soruluyor ve çok merak ediliyor. Acaba ben bu yatırımı yaparsam hangi teşvikten ne kadar faydalanabilirim, ne kadar hibe alırım gibi. Dolayısıyla bir aslında teşvik pusulası yaptık. Yatırımınızın bir simülasyonunu buraya girdiğinizde günün sonunda bu yatırımınıza karşılık ne kadar teşviklerden faydalanacağınızı hesaplayacak bir robot aslında bu. Ki Merve Hanım bitirmek üzere zaten. Bu bir örnek simülasyon. Biraz önce anlattığınız simülasyonun aynısı değil mi Merve Hanım? Evet hocam, aynısı. Tamam. Daha önce girdiğim için de şöyle hazır çıktı veriler. Evet, çok güzel. Bir şey olduk. Buna ileri dediğiniz zaman. Farklı tutarlar, farklı sayılar girebilirsiniz. Şöyle bir dipnot söylemek istiyorum. Şu an için 6. bölge ve yüksek teknolojiye göre hesaplandı buradaki alfa versiyonumuz. Verileri girdiğinizde, bu istenen verileri girdiğinizde ve hani bir sonraki sayfaya geldiğinizde verilerinizle birlikte aslında stratejik yatırım kararı onaylanırsa ne olur, proje bazlı yatırım kararı onaylanırsa ne olur, alacağınız destekler ne çıkar, bunları görüyor olacaksınız. Aslında bunları şöyle de geliştireceğiz. Beta versiyonda bu 1-2 gün içerisinde kaçıncı bölgede olacağınızı soracak. Evet. Kobi olup olmadığınızı soracak. Stratejik ürün verip vermediğinizi ve benzeri gibi birkaç aslında soruyu daha yönlendirecek ve buna girildiği zaman firma aslında teşvik programındaki bütün unsurlarla ilgili sorulara cevap seçecek. Enter'a bastığında buna göre bir sonuca varacak değil mi Merve Hanım? Aynen hocam, yani maksimum kanunun belirlediği şekilde yararlanabileceğiniz destek ve teşvikler ne olacak, bu program hesaplıyor olacak sizin için. En güzelinde şunu görüyorum, doğru çalıştığını.
Nitelikli personel desteği stratejikte yok, proje bazda var. En altta da enerji desteği stratejikte yok, proje bazda var. Bu mevzuatı aslında buraya yansıttığımızı gösteriyor. Bir iki tabii detay var sadece bitirilmesi gereken. Yani under construction diyebiliriz şu an için, bu yazılım için. Bir iki gün daha mesai yapmamız gerekecek. Ve bunun için de mutlaka bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip etmenizi tavsiye ediyorum ki bu analizleri yapabilin. Merve Hanım çok teşekkürler. Ülke Hanım çok teşekkürler. Şimdi biz sunumumuzu tamamladık. Ben soru cevaplara döneceğim. Ve buradan bazı süremiz de var. Bazı şu anda cevaplamadığım 45 soru olmuş bir anda konuşurken. Buradan bazı sorular yönelteceğim. Bazı sorularınızı da yöneltmeyeceğim. Çünkü bazı sorularınız bizim de biraz düşünmemizi ve düşünüp bir mantık yürütüp belki Ülke Hanım, benim, Merve Hanım'ın, hukukun, patentin bir istişare edip cevap vermemiz gereken sorular. Lütfen niye sorum okunmadı diye gönül koymayın. Bunların hepsi kesinlikle cevaplanacak. Ama bazıları şimdi, bazıları daha sonra cevaplanacak. Şimdi isim vermeyeceğim soruları sorarken. Orada bir kişisel gizlilik durumu olabilir. İçerisinde kendi firmasıyla ilgili özel bilgi içeren soruları da seslendirmeyeceğim. Bunları özelde yine gizlilik gereği cevaplayacağım. Teknohamle programının yatırım teşvik belgesinden farklı ne tür avantajı var? Bir kere Teknohamle programıyla yatırım teşvik başka konular. Demin de söyledim, birbirlerine rakip değiller. Yatırım teşvik işin ana gövdesi. Teknohamle programı yani ARGE programı eğer varsa bunun içerisinde kullanabileceğiniz bir ARGE hibe programı. Ama bakın burada önemli olan kesinlikle yatırım teşvik programıyla burada yapılacak ARGE'nin birbirleriyle bağlantılı olması lazım. Yani burada bir GİTİP kodu için yatırım yapıp kafamıza göre herhangi bir konu için TÜBİTAK projesi veremeyiz. Bunların birbirleriyle ilgisi zaten proje yazılırken de soruluyor. Bunu mutlaka iyi kurgulamamız lazım. Evet, çok soru geliyor ve alta kayıyor sürekli. Kendi bünyemizde yeni makine alıp yeni istihdam edilecek bir yatırım projemiz var. Büyük ölçekli firmayız. Destek alabilir miyiz? Alabilirsiniz. Fakat ilan edilen GİTİP kodlarıyla yatırımınız örtüşüyorsa, yapacağınız yatırım buradaki GİTİP kodları da bulunuyorsa. Ülke Hanım, bu arada siz de kendinize soru seçebilirsiniz. Yani kendim orada bakıyorsunuz mutlaka. Yani, tamam hocam. Bir süre sonra yani size devredeceğim bazı sorular için. Dolayısıyla kendiniz cevaplamak istediğiniz online sorular varsa onlara da devam edebiliriz. Ben birkaç soru daha cevaplayayım isterseniz. Siz bu arada seçerken zaman bırakmış olayım mali esaslı sorulara. Yeni yatırım yapılması düşünülen konuda GİTİP başvurusu yapamazsınız. GİTİP'ler açıklandı. Tebliğ çıktı. Resmi gazetede artık elimizdeki GİTİP'ler bunlar. Bu GİTİP'lere uyuyorsanız yatırım yapabilirsiniz. Uymuyorsanız maalesef bu programdan yatırım yapamayacaksınız anlamına geliyor. Şu an için tebliğ çıktı çünkü. İştiraki olduğumuz firmaya satışını yaptığımız ürünler için başvuru yapabilir miyiz? Hayır, yapamazsınız. Paydaşlık mekanizmasını işletebilmeniz için organik bağ olmaması gerekiyor. Bu önemli bir konu. Yani sorunuzdan bunu anlıyorum. Eğer doğru anladıysam, lütfen yanlış anladıysam tekrar sorabilirsiniz. Ortak başvuru durumu bu hamle için uygun değil. Ancak paydaşlık anlamında bir ortaklık olabilir. İki firmanın ortak hamleye başvurması gibi bir durum söz konusu değil. Dolayısıyla kardeş şirketle ortak başvuru yapamazsınız. Şirketlerin birinden veya ikisinden ayrı ayrı başvuru yapmanız mümkün. Ülke Hanım, seçtiğiniz soru varsa size devredeyim. Ben bir iki dakikada soluklanıp ve soru seçmek için fırsat bulmuş olayım. Hocam bakıyorum ama maalesef diyeceğim, sizin açınızdan soruların çoğu sizinle ilgili. Farkındayım. Ben yine de birazcık şöyle bakıyormuş gibi yapayım sizin tamam. Birazcık dinlenebilirsiniz. Yok o zaman tamam. Gerçekten bakıyorum bir taraftan.
Ama çoğu gerçekten teknik tarafta, hani teşviklerin uygulamasından ziyade aslında program, tabii önemli bir program, büyük bir program. Programa nasıl dahil oluruz, nasıl program kapsamına gireriz, birazcık onu anlamaya çalışıyor misafirlerimiz anladığım kadarıyla. Evet, şimdi şöyle bir soru var, isim vermeyeceğim yine ama muhtemelen soruyu soran katılımcımız anlayacaktır. Şimdi müşteriniz neden paydaş olmayı evet desin? Böyle bir soru gelmiş, ortak olamıyorsak. Şimdi burada şöyle bir şey düşünün. Müşteriniz kendi için Ar-Ge yaptırıyor, kendi için bir ürün geliştirtiriyor ve kendisi bu ürünün geliştirme sürecine denetimci olarak muadil şey oluyor, müdahil oluyor. Ve sürecin tamamında bütün gizlilik kurallarını, hiçbir gizlilik kuralına takılmadan bütün dosyayı görerek içinde olabiliyor. Bakın. Şimdi yine isim vermeyeceğim. Bir önceki çağrıda kabul olan müşterilerimiz de paydaşlar sürecinin içerisinde ve bütün geliştirme süreçlerine müdahil ve ürünlerin kendi öncelikleri açısından geliştirilmesine firmayı yönlendirebiliyor. Paydaşlık mekanizması bu yüzden çok önemli. Dolayısıyla paydaşın burada hiçbir yükü yok. Sadece 6 ayda bir denetim var. Ama süreci kendi adına yönlendirmek, ürünleri ilk alan olmak, ilk deneyen olmak avantajına sahip. Hani bu açıdan oldukça avantajlı paydaş olmak. Lütfen burada paydaşlığı yük olarak görmeyelim. Yani hem paydaş olun hem de müşterilerinizi paydaş olma yönünde bu söylemle ikna etmeye çalışabilirsiniz. Tersane olarak yeni yatırımlarımız olacak. Gemi yapımı GİTİP'te ulaşım araçlarının hangi ürün kodu altında geçiyor? Şimdi bu zor bir soru benim için. Aslında siz kendi GİTİP'inizi biliyorsunuzdur. Hamle Gov.tr sitesinden, mobiliteden bu GİTİP'i aratabilir veya bizim uygulamanın bitmesini bir iki gün bekleyip buradan bir search ile GİTİP'iniz var mı ya da anahtar kelimeniz var mı bakabilirsiniz. Ulaştırma araçları içerisinde gemi tarafı ile ilgili bir GİTİP olup olmadığını şu an ezberden söylemem açıkçası çok zor bunu, ama GİTİP kodunu bize gönderirseniz ben bu konuda destek olabilirim. Evet, çok detaylı sorular. Dolayısıyla ben 60 soru oldu ve yetişmekte çok zorlanıyorum. İsterseniz şöyle yapalım, soruların devamı için yazılı cevap hakkımızı kullanalım Ülke Hanım. Aksi bir görüşünüz yoksa. Çünkü sorulara yanlış bir cevap vermek de istemiyorum. Doğru cevapları vermek istiyorum. Şu ana kadar bayağı bir soruda 56 soruyu da cevaplamışız. Bir soru gördüm. GİTİP kodu ile uyumlu olacak şekilde bir test cihazı alımı yaparak ithalatı azaltacak bir kurguda teşvikten faydalanabilir miyiz? Hayır. Faydalanamazsınız. Biraz önce söyledim. Bu bir araç olur. Amacımız GİTİP kodunu üretmek. Dolayısıyla burada programın ruhuna aykırı bir durum söz konusu. Sadece 1511 çağrısına başvurup yatırım desteklerinden faydalanmama seçeneğimiz var mı? Katiyen yok. Yatırım teşvik programı esas. Ama o zaman da bunun 1500'den farkı olmuyor değil mi? Zaten cevabı kendiniz vermişsiniz sorunun devamında. Evet, 1501'den bir farkı olmuyor gerçekten. Dolayısıyla burada yatırım yapmak şart. Diğerleri yan unsurlar aslında. 1500... Hocam, bir soru var aslında. Bu çerçevede böyle göz atarken birkaç noktada ben de gördüm. Şu çok soruluyor. Sorayım size. 1501-1507 gibi programlardan destek alan, hali hazırda kabul alan projeleri hamle programına konu edebilir miyiz? Evet, bu soruyu gördüm. Çok güzel yakaladınız. Ben artık çok soru var. Bakarken artık kaçırdım. Şöyle, tabii ki 1501 veya 1507 projelerinin sonucunda bir ürün çıkacak. Zaten projeler bu hedefle yapılır. Bu ürünü yatırıma döndürüyorsanız tabii ki olabilir. Burada bu ürünün, yani bu projenin çıktısını yatırıma çeviriyorsanız hamleden faydalanabilirsiniz ama GİTİP'te olmak şartıyla, hep bunu söylemeye ihtiyacı duyuyorum. Fakat şunu da anlamayalım. O 1501 ve 1507'de faydalandığımız desteklerden dönüp 1511'e tekrar yazıp faydalanamayız. Hani bunu da doğru ayıralım. 1511 yazacaksak o 1501 ve 7'den farklı veya o 1501 ve 1507'yi temel alıp yeni bir proje geliştirmemiz gerekiyor. Ama bu 1501 ve 1507'nin çıktısını bu projede kullanabilir miyiz? Kullanabiliriz. Avantaj olur mu? Olur. Çünkü fizibilite dosyasında soru var. Daha önceki bir Ar-Ge projesine dayanıyor mu diye. Biliyorsunuz bunlar istenen durumlar.
Buna dayandırabiliyorsak da bir avantaj olur. Cevabım evet. Tamam hocam, teşekkürler. Teşekkür ederim. Ben Merve Hanım, Ülke Hanım, ekleyeceğiniz bir şey yoksa kapatacağım. Ama hani biraz sözü şöyle dolandırıyorum. İnsanlar hala soru yazıyor. En azından bu soruları şimdi cevaplamayacaksak bile kayıtlarımızda kalsın, sonra cevaplayabilirim diye. Son çok kolay bir soru var, hemen onu cevaplayayım. GİTİP kodunu nereden taratıyoruz? Tekrar alabilir miyiz? Şu gün itibariyle GİTİP kodunu Hamle.gov.tr'nin içerisindeki çağrı planından bakabilirsiniz. Ama bugün yarın bizim kendi arama motorumuz, kendi robotumuz üzerinden de bunu çok rahatlıkla inceleyebilirsiniz. Ama şu an için Hamle.gov.tr, ben şimdi chat ekranına da yazıyorum web sitesine. Hamle.gov.tr yazdım. Buradan çağrı. Hatta Merve Hanım, sizin browser'ınız açıksa Hamle.gov.tr ekranını paylaşır mısınız? Böyle kapatalım. Bir web sitesini tanıtalım. Yine paylaşımı siz yapın. Ondan sonra da kapatalım. Bu arada soru yazmak isteyenlere de son birkaç dakika fırsat tanımış olalım. En azından GİTİP'lere nereden ulaşabileceklerini ben site üzerinden yönlendirmiş olayım. Evet. Şimdi bu ana sayfamız. Hemen sağ üstteki çarpıdan şu gelen pop-up'ı kapatalım. Şimdi tüm haberleri tıkladığımız zaman, bakın Hamle'de yeni dönem başlıyor. Hemen sağdaki ilk haber 27 Şubat'ta. Bunu tıklayalım. Bunun en altında çağrı planı var. 2020, evet, bunu tıklayalım. Şimdi Merve Hanım, sizden de bir şey rica edeyim. Bunun browser'daki linkini kopyalayıp biraz sonra çağrı ekranına, chat ekranına yazar mısınız? Tabii ki hocam. Yazıyorum hemen. Tamam. Şimdi bunun alta doğru inersek, bakın, mobilite, sağlık ve kimya ürünleri, dijital dönüşüm, üretimde yapısal dönüşüm. Alta doğru inebilir miyiz Merve Hanım? Bakın, bütün GİTİP kodları mobilite için burada. Hemen sağlık ve kimyayı tıklayabilir miyiz Merve Hanım, rica etsem? Yukarıdan. Evet, sağlık ve kimya. Hemen bakın aşağıda. Evet. Şimdi sağlık ve kimyanın GİTİP'leri geldi bakın. Dijital dönüşümü tıklayabilir miyiz? Evet, şimdi bakın dijital dönüşümün GİTİP'leri geldi. Üretimde yapısal dönüşüm. Evet, üretimde yapısal dönüşümün GİTİP'leri. En alta geldiğimizde de bunun en altında yine her alan için, evet bakın, yenilikçi teknoloji alanlarında görmeniz mümkün. Bir soru gelmişti. Hocam, hep donanım mı var? Hiç yazılım yok mu? Yazılım var. Hemen bakalım örneğini isterseniz Merve Hanım. Dijital dönüşümü tıklar mısınız? Biraz yukarı çıkıp. Yazılım da var bu sefer. Yazılıma yatırım da geldi bakın. Bu da Türkiye için yeni bir konu. Biraz aşağı inebilir miyiz? Yenilikçi teknoloji alanlarına. GİTİP'lere değil. Aşağı, evet. Evet, şimdi bakın. Ekran teknolojileri. Bakın, veri ve yazılım altyapısı teknolojileri. İşte burada IoT teknolojileri, RPA teknolojileri, dijital twin teknolojileri, servis geliştirme teknolojileri gibi yazılımla ilgili unsurlar da dijital dönüşümün altında yazılıma yatırım yapmak isteyen firmalar için gelecek. Bence de çok ilginç olacak. Yazılım teknolojilerine yatırım yapmak Türkiye için gerçekten yeni bir konu. Bakın, diğer yazılım teknolojileri şeklinde en altta da yine yazılımla ilgili unsurlar burada var. Robotik süreçler, dediğim gibi işte RPA süreçlerini burada görmüştüm aklımda. Yapay zeka ve derin öğrenme gibi çok popüler konular üzerine olan yatırımlar yine bu çağrı kapsamında, üçüncü çağrı olarak bizim düşüncemiz yaz aylarının sonunda, sonbahar ayının başlarında da gelecek. Evet, chat ekranına yazdık galiba Merve Hanım. Yazıyorum hocam. Tamam. Böyle de kapatalım. Ben herkese dinlediği için çok teşekkür ederim. Tekrar söylüyorum, biz Sistem Global Danışmanlığın bütün mutfakları olarak firmalarınızla konuyu birebir tartışmak, yüz yüze ve online ortamlarda tartışmak ve bu teknik fizibilite, mali fizibilite, hukuk, fikri sınai, mülkiyet hak, SWOT analizi, TÜBİTAK projesi, COSCAP projelerinin hazırlanması noktasında destek olmaya, danışmanlık vermeye hazırız.
Ülke Hanım, Merve Hanım, söyleyeceğiniz son sözünüz var mıdır? Ben de çok teşekkür ediyorum tüm katılımcılarımıza. Umarım verimli bir etkinlik olmuştur. Bir fayda, en azından fayda farkındalık yaratabilmişizdir. Program önemli bir program, güzel fırsat. Hem katılımcılarımız için hem ülkemiz için hayırlı olur inşallah. Çok teşekkür ediyorum ben de değerli katılımcılarımıza bize vakit ayırdıkları için. Çok sağ olun Ülke Hanım. Merve Hanım. Çok teşekkür ederiz herkese katıldığınız için. Sunumumuzun sonunda mail adreslerimizde yer alıyor. Bir sorunuz olursa oradan da ulaşabilirsiniz bize. Keyifli günler dilerim. Ben de sağlıklı günler dilerim. Herkese iyi haftalar dilerim. Yine aynı konu hakkındaki farklı webinarlardaki düşünüyoruz, farklı etkinlikler. De görüşmek üzere diyorum. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.